Biliyorsunuz bu kan hükmünde kararnameler meselesi 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından ilan edilen olağanüstü hal rejimi süresince karşımıza çıktı ve bu yönetim yaklaşık 2 yıl devam etti. 2 yıl süresince 31 adet olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi kabul edildi ve bu kanun hükmünde kararnamelere ekli listelerle on binlerce kişi demin de ifade ettiğim gibi Terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmaları sebebiyle kamu görevinden ihraç edildiler ve artık elde ettikleri hiçbir unvanı kullanamayacakları burada belirtildi kamu görevinde istihdam edilmeyecekleri karara bağlandı. E, seyahat etme hürriyetleri ellerinden alındı. Yani pasaportlarına el konulmuş oldu. Ve daha hazin olanı özel sektör tarafından istihdam edilmeleri önlendi. Hatta kendilerine ait bir işletme açıp ruhsat alıp ekmeklerini meşru vasıta ve yollarla kazanmaları önlendi. Şimdi bu kan hükmünde kararnameleri incelediğimiz zaman bunlar içinde o kadar çok anayasaya aykırılık sorunu mevcuttu ki ben bu vesileyle belirteyim. E, Profesör evet. Prof. Metin Gündaya Armağan ...çalışması yayınlandı ve o çalışmada benim aşağı yukarı 50 küsur sayfalık bir makalem var. Bu olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin içerdiği evet. anayasaya aykırılık sorunlarıyla ilgili olarak. Tüm detayları burada aktarmak mümkün olamayacağı evet. için bu dipnotu düşmek ihtiyacını duydum. Ee, şimdi bütün bu vatandaşlarımızla ilgili çok ciddi hak ihlalleri var. Neden? Bir kere... Anayasamız o zaman yürürlükte olan 121. maddesi hükmü gereğince olağanüstü hal döneminde Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan e, Bakanlar evet. Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini tanıyor ama o yetkinin sınırlarını da çiziyor. Şimdi 12 Eylül yönetimini ben her vesileyle eleştirdim. Tabii. 1982 Anayasası'nda eleştirdim. Ama o kötü anayasada dahi Olağanüstü hal yönetimi bir keyfilik yönetimi değildir. Bunu gösteren pek çok hüküm var. Hukukla sınırlanmış bir yönetimdir. Nitekim bizim anayasa mahkememizde evvelce verdiği kararlarında çok isabetli olarak bunu belirtmiştir. Olağanüstü hal rejimi hukukla sınırlanmış bir rejimdir demiştir. Ama bu bağlamda anayasamızın hukuk devleti ilkesi pek çok yönüyle e, ihlal edildi. Bu yurttaşlarımıza bir disiplin soruşturması dahi yapılmadı. Kendilerine adil yargılanma hakkının çok mühim bir parçası olan e, savunma hakkı tanınmadı. E, sanığın masumiyeti karinesi ihlal edildi. Yargılamasız ceza olmaz kuralı ihlal edildi. Böylece çok büyük anayasaya aykırılık ihlalleri gerçekleştirilerek büyük hak ihlalleri ortaya çıktı. Şöyle sorsam hocam. Tabii. Şimdi bu hak mağduriyeti iddiası. Tabii evet. Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Doğru. Peki bu çerçeveden baktığımız zaman bu sorunu nasıl hukuk dairesi çözebiliriz? E, bu gerçekten çok çok zor bir soru. Ee, bir kez e, bu süreç siyasi gerekçelerle ortaya çıktı biliyorsunuz. Siyaset kurumu yarattığı bu hukuka aykırılık sorunlarını. Dolayısıyla siyaset kurumu gene hukukun sınırları içinde çözecek. Bir önemli siyaset bilimcisini atıf vermek istiyorum. Alfred Stepan ve Juan Linz bunlar içinde yaşadığımız yüzyılın dev diyebileceğimiz siyaset bilimcileridir. Onlar bir sistemin anayasal bakımdan demokratik e, olarak kabul edilmesi için çok mühim bir tanım veriyorlar. Bir ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlar ne kadar vahim olursa olsun o sorunların çözümü hukuk içinde aranmalıdır diyorlar. Dolayısıyla bu tanımı o olağanüstü hal rejimine uygulayacak olursak hukuk dışına çıkılmıştır. Benim önerim şu çok nedir, pratik nedir? olarak e, zamanı geri çevirelim, 15 Temmuz gününe gidelim, o günden itibaren olan bütün işlemleri gözden geçirelim ama hangi sınırlar içinde? Hukukun sınırları içinde evet. gözden geçirelim ve bu hak ihlallerini önleyelim. Çünkü gerçekten on binlerce yurttaşımız ve onların aileleri sivil ölüme mahkum edildiler. Dahası sosyolojik bakımdan da kamu vicdanında, Yargılanmaksızın mahkum edildiler. Ben hep okuyorum onlarla ilgili gazetelerdeki yazıları için parçalanıyor. Bunu ifade etmem Peki. gerekiyor. Hukuk, her şeyin çözümü hukuk.